Merhabalar, yeni bir bölüm, yeni bir görev. Devam edelim. Görevlerimizi aldığımız yere giriş yapıyoruz. Karşı hackleme, okula dönüş. Software Inc. ürününün yasa dışı kopyası. Ya da karşı hacklemeye başlayalım. Kısa süre önce bir şirketin iyi niyetli bir hacker'ı rakip bir şirketten önemli verileri ele geçirmesi için tuttuğunu öğrendik. Yakın gelecekte bu ve benzeri amaçlar için programcı topluluğunu kullanmak isteyen şirketleri caydırmak amacıyla bu yaptıklarının yanlarına kar kalmamasını sağlamalıyız. Kabul et. Bakalım görevimizin detaylarına. Sayın temsilci, PP Marketing şirketi kısa süre önce rakip bir şirketin sunucusuna girip bir takım önemli verileri posta listeleri olduğuna inanıyoruz, ele geçirmesi için serbest çalışan bir hacker tuttu. Bu hacker verileri PP'ye aktardı ve aldığı şirketin verilerini bozdu. Doğal olarak bu tarz casusluk eylemleri hacker topluluklarının adını kötüye çıkarıyor. Bütünüyle bu durumla ilgimiz olmasa da internette yer alan açık hack reklamları bariz bir şekilde bizi kamuya sunuyor. Dolayısıyla bu yaptıklarının PP'nin yerine kar kalmasını istiyoruz. Kalmamasını istiyoruz. Dosya hakkında pek bilgimiz yok. Bu yüzden içeri sızdığında birazcık araştırma yapman gerekecek. Çalınmış posta listesini arıyorsun. Sıkıştırılmış ve şifrelenmiş olabilir. Dosyayı silmeni istiyoruz. Ayrıca şirketin böyle bu duruma hazırlıklı olabileceğini ve güvenlik önlemleri almış olabileceğini de belirtmemiz gerekiyor. Entropi yönetimi. Hemen bakalım. Belki proxy vardır muhtemelen sistemde. Bir iki kabuk. Aynen, proxy var. Hemen kendi bilgisayarımdan bir shell açayım. Bir tane de şuradan server'dan shell açarsam zaten bana yeter. Evet, sistemi irdeleyelim. Aşırı yükleyelim. Takibe de düşüyoruz. Biraz zamana karşı yarışıyoruz burada. Burada bir 3 kağıt var diyeyim size. Buradan bağlantıyı kestiğimizde bu proxy gene yüklenmeye devam ediyor. Proxy yüklendiği sırada olduğu için bağlandığımızda tekrar trace'e düşüyoruz. Ama proxy açıldı mesela. Şunu göstereyim. Disconnect yaptık. Tekrar bağlandık. Şu an takipte değiliz. Bir sonraki kodları açarkenki kodları yazdığımızda tekrar takibe düşeceğiz. Ama önemli değil. Bayağı bir vakit kazanmış oluyoruz. Böyle yaptığımızda. Bu bize zaten yeterince vakit kazandırdı. Yani şu proxy'yi açarkenki vakti hiç kaybetmeden de direkt işimize başlayabiliyoruz. Evet, port hack'imizi de çalıştırdık. Dosya sistemi, home, workspace, induction, welcome, procedure, dress, kod, tesis, bilgi ve teknoloji bölümü haricindeki tüm çalışanlar Martin dışarının görüntüsü yerleştirmek amacıyla koyulan kıyafet yönetmeliğine uyması falan. Bu da investigation, winters given, care evidence, winters terası diyorum ya, ciddi şekilde saklamaya çalıştıkları şeyler var. Bir şeyler sakladıklarını herkes biliyor zaten. Gmail veri tabanını kullanıyorlar. Bunun onlara ne faydası var ki? Algoritmalar, e-posta işlemi konusunda çalışan bir ekipleri var. Bunu dikkate almamız gerekiyor diyor. Neyse, bulmamız lazım. Secure mail list deck. Evet. Mail listesi, info, hacker'dan aldığımız posta listesi bu. Sanırım dosyayı bir çeşit şifreleme sistemiyle korunuyor. O zaman bu herife neden bu kadar, ne kadar yüklü para ödediğimizin farkındasınız değil mi? Para ödedik. İnsan kaynakları müdürü şifreyi çözmesi veya açmak için başka bir yol bulması için başkasını tutacaklarını söyledi. Fakat tuttuğumuz adamın aldığı parayı düşünürsek bize teslim ettiği dosyanın doğru dosya olduğundan eminiz. Ne rezil bir durum ama. Henüz kesinleştirmesek de en azından bu işten çıkarınız olacak demiş. Ben yine de bunu ileride açmak için kendi bilgisayarıma bir indireyim. Info ile alakalı bir işimiz yoktur zannetmiyorum. Dokümanlara bakalım. Hafta sonu S3'e giriş yaptın mı? Hayır, niye ki? Bazı dosyalar kayıp. Band genişliği kullanmamız alışılmışın dışında diyor. Çok garip. Güvenlik duvarı ne alemde? Baktın mı? Ettin mi? 2. Pekala, her şeyi toparlayıp gönderiyorum. Dış siteye yedekleyeceğim. Demiş. Log.
Bu sabah paylaşılan bildiriyi okuduğunda fazladan mesai yapıp ücret talep etmemizi istediklerine inanabiliyor musun? Şaşırmadım. Bunu kullanarak insanları istifa ettirmeye çalıştıklarının farkındayım. Cidden bile daha iyi muamele etmeleri gerek demiş. Neyse. Klasörüne bir bakalım. Bir şey yok. Sistemde bir şey yok. Lockdown ürünümüzü silelim. Buradan bir dakika. Dosyayı silmedik. Bilgisayarı aldık ama dosyayı silmedik. Şuradan şunu silelim. Mail list noktadık. Evet. Bunu sildik. Şu sadece dosyayı silelim diyordu. Info'yu silmesek, info'yu silmeyelim gerek yok. Tekrar log'a girelim. İzlerimizi silelim. Zaten boşmuş, tamam. Süper. Görevimizi tamamladığımızı belirtelim. Tamamlanmadı diyor. Aman Allah'ım. Ne oluyor? Ünlenmiş borsa. Şimdi dosya hakkında pek bir bildiğimiz yok. Bu yüzden içerisinde birazcık araştırma yapman gerekecek. Çalınmış posta listesini arıyorsun. Sıkıştırılmış veya şifrelenmiş olabilir. Dosyayı silmeni istiyoruz diyor. Ayrıca şirketin böyle bu duruma hazırlıklı olabileceğini ve güvenlik önlemleri almış olabileceğini de belirtmemiz gerekir diyor. Güzel diyorsun. Aa, gene takipten çıktık bu arada. Zaten bir kere giriş yaptığımızda disconnect yapıp tekrar bağlandığımızda takibe düşmüyorduk. Aynen. Ya burası zaten orası değilmiş. Neredeydi görev? Şurada. Genel şekilde takipte değiliz yani. Sıkıntımız yok. Biz neyi sildik ya? Yanlış şeyi mi sildik? Allah Allah. Neyse ben bunu bir daha alayım bilgisayarıma. Olay döndü, anlayamadım. Bunu silelim. Bilgisayara bir kopyalayayım tekrar. Şimdi bunu silelim. Tamamlandı, tamam. Log'dan da izlerimizi siliyoruz. Gel bakalım, evet silinmiş. Buradan tekrar bir çalışalım. Bakalım ne oldu şimdi yani. Ben anlayamadım ama. Evet tamamlandı. Enteresan. Demin niye olmadı? Yani sildik. Ben öyle hatırlıyorum. Anlamadım. Neyse. Tebrikler. Kısa süre önce adına çalıştığınız müşterimiz işinizi başarıyla tamamladığınız ve sizden gayet memnun kaldığını bildirdi. Veri taban aracılığıyla başka işler alabilirsiniz. 60. sıradaymışız. Teşekkürler Entropi. Teşekkürler sevgili izleyenler. İyi oyunlar. Bu bölümün de sonuna geldik. İyi oyunlar tekrar.